Final yayınları Final Evinizde programını sunar. Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmeni Sami Yıldız. Bugün sizlere 12. sınıf trigonometri konusuyla ilgili karma soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Evet birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Kosinüs kare 65 artı kosinüs kare 25 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar işin içerisinde kareli ifade olduğu için bizim sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa eşittir 1 olduğunu biz konu anlatımından bahsetmiştik bunda. İkinci olarak birbirini 90'a tamamlayan sinüsler kosinüslere eşittir. Yani sinüs alfanın kosinüs 90 eksi alfaya eşit olduğunu biliyoruz. Yani sinüsün 30 olduğunda kosinüs 60'a, sinüs 15'in kosinüs 75'e, sinüs 1'in kosinüs 89'a eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi biz burada ya kosinüsü sinüse ya da yani 20 65'i 25'e veya 25'i 65'e dönüştürebiliyoruz. Çünkü 65 ile 25'in toplamının 90 olduğu için bunları sinüs ve kosinüse dönüştürebiliyoruz. Biz şununla uğraşalım arkadaşlar. Yani kosinüs kare 25 yerine 90'a tamamlayan sinüs kare 65 olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yandaki ifade dedik ki sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfanın 1 olduğunu biliyoruz. Yani kos kare 65 artı sin kare 65 eşittir 1 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevap anahtarında E şıkkını işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuz. İkinci sorumuzda açılara dikkat ederseniz 45 derecelik özel bir açımız. Şimdi arkadaşlar hemen hatırlatmayı yana yazalım. 45, 45, 90 üçgeni çizecek olursak 45, 45, 90 üçgeni çizecek olursak 45'in karşısı 1, 45'in karşısı 1, 90'ın karşısı kök 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi tanjant 45. Tanjant karşı bölü komşuydu arkadaşlar. Yani 45'in karşısı 1, komşusu 1. O halde tanjant 45 yerine 1 yazabiliyoruz. Aradaki işaret çarpı işareti. Evet arkadaşlar sinüs 45. Sinüsün karşı bölü hipotenüs. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. Dolayısıyla 45'in karşısı 1, hipotenüs kök 2 yazabiliyoruz. Çarpı Kotanjant 45 ise komşu bölü karşı yani tanjantın tersidir. Yani birin tersi yine bir olduğu için biri yazıyoruz. Çarpı kosinüs 45 de yine aynı şekilde komşu bölü hipotenüstür. Yani 45'in komşusu 1, hipotenümüz kök 2 olduğu için 1 bölü kök 2 olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuraya baktığım zaman 1 bölü kök 2 yani kök 2 çarpı kök 2 2 eder. Zaten paylarda da 1 var. O halde cevabımız 1 bölü 2 yani D seçeneğini bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuza gelelim. 5 çarpı sinüs 9x eşittir 2m eksi 1 olduğuna göre m'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar, şimdi bizim burada sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının sınırlı fonksiyonlar olduğunu biliyoruz. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları tanım aralığı eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Yani sinüsün tanım aralığı eksi 1 küçük eşit sinüs x o da küçük eşit 1. Kosinüs olsaydı kosinüs de yine tanım aralığı eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Şimdi arkadaşlar bizim burada ifademizde bakarsanız burada bir 9x var. Yani biz sinüs x'in tanım aralığının eksi 1 ile artı 1 olduğunu biliyoruz. Acaba 9x olunca bu tanım aralığını 9 ile çarpan arkadaşlarımız var ama lütfen ona dikkat edin. Buradaki açı kaç olursa olsun mutlaka bir esas ölçüsü vardır. Esas ölçüsü de 0 ile 360 derece arasında olduğu için burada x, y, 3x, 5x, 8y, 9y, 100y de olsa tanım aralığı hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Yani... Sinüs x eksi 1 ile artı 1 arasındaysa sinüs 9 x de yine eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Şimdi biz burada m'i yalnız bırakalım arkadaşlar. m'i yalnız bırakmak için eksi 1'i buraya attığımda 5 çarpı sinüs 9 x artı 1 her tarafı 2'ye böldüğümde bölü 2 dediğimde m'i bulmuş oluruz. Yani m'in 5 çarpı sinüs 9 x artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar şu ifadeye baktığımda sinüs 9x'in tanım aralığı eksi 1 ile artı 1. Her tarafı 5 ile çarpalım. Eksi 5 5 çarpı sinüs 9x küçük eşit artı 5. Her tarafa 1 ekleyelim arkadaşlar. Çünkü 9x artı 1 var. 5 çarpı sinüs 9x artı 1 var. Her tarafa 1 eklediğim zaman şöyle aşağıya yazalım. Eksi 4 küçük eşit 5 çarpı sinüs 9x artı 1. Sağ tarafa 1 ekledim de 6. Bakın burada paydada 2 var. Her tarafı 2'ye bölmemiz gerekiyor. Yani eksi 2 küçük eşit 5 çarpı sinüs x artı 1 bölü 2 diyoruz. Buradan da 3 kaldı. Arkadaşlar bizim şu an şuraya baktığımızda şu ifadenin m eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla dahiliye olduğu için eksi 2 alabilir, eksi 1 alabilir, 0 alabilir, 1 alabilir, 2 ve 3 alabileceği tam sayı değerler bunlardır arkadaşlar. Bize bunların toplamını sorduğu için eksi 2 ile artı 2 topladığımda gider. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. Kalan toplam 3'tür arkadaşlar. Kaç tane alır dediğinde 6 diyecektik ama toplamları sorduğu için cevabımız 3 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki ifadenin eşiti nedir? Yukarıdaki ifadenin eşiti nedir diye bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar biz kareli ifade gördüğümüz için hemen tekrar hatırlatıyoruz. Sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa eşittir 1 olsun. Olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar buradaki alfa yerine herhangi bir açı yani alfa bölü 2 de deseydik, alfa bölü 3 de deseydik şu açıların eşit olması durumunda kareleri toplamı hep 1'dir. Buradan ben sinüs kare alfayı yalnız bıraktığımda 1 eksi kosinüs kare alfa olarak yazabileceğimi biliyorum arkadaşlar. O halde şöyle şuraya bakacak olursak ben şu ifadenin yerine yanındaki hatırlatmadan dolayı 1 eksi sinüs kare alfa bölü 2 yerine aslında kosinüs kare alfa bölü 2 yazabiliyorum arkadaşlar. Aşağıdaki ifade de 1 eksi kosinüslü kos kareli ifade olduğu için oranda sinüs kare ifadesi var. Dolayısıyla sinüs kare alfa bölü 2 olarak dönüşümlü sağlayabiliriz arkadaşlar. Bakın açılar eşit. Açılar eşit işte olduğu için kosinüs bölü sinüs ya da kos kare bölü sinüs. Arkadaşlar kosinüs bölü sinüs kotanjant eşittir. Her iki tarafın karesini aldığı için o zaman ben kotanjant kare açıda eşit olarak alfa bölü 2 her iki tarafta olduğu için pay ve payda da alfa bölü 2 olduğu için kotanjant kare alfa bölü 2 olarak D seçeneğini buluruz arkadaşlar. Evet işaret sorusu arkadaşlar. X, Y, Z ve T sayılarının işareti aşağıdakilerden aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar işaretlere şöyle birim çemberi çiziyorduk. Birim çemberi çizdiğimde burası kosinüs x ekseni kosinüstür. Y ekseni sinüs eksenidir. Yani x eksenine kosinüs, y eksenine sinüs ekseni diyoruz. Şimdi birinci bölgede bakalım kosinüs artı sinüs artı. Bakın kosinüs artı sinüs artı. Tanjant artı bölü artıdan olduğu için sinüs bölü kosinüs olduğu için artıdır. Kotanjant da kosinüs bölü sinüs olduğu için yine kotanjantın artı olduğunu biliyoruz. İkinci bölgeye geldiğinde kosinüsün eksi olduğunu, sinüsün artı olduğunu, tanjant sinüs bölü kosinüs yani artı bölü eksiden dolayı eksi, kotanjantın ise yine eksi bölü artı, artı bölü eksiden dolayı eksi olduğunu biliyoruz. Üçüncü bölgede kosinüsün bakalım. Bakın eksi, kosinüs eksi, sinüs eksi. Tanjant eksi bölü eksiden dolayı artı olur. Çünkü sinüs bölü kosinüstür dedik. Kotanjant ise yine eksi bölü eksiden dolayı artıdır diyebiliyoruz. Dördüncü bölgede kosinüs artı, sinüs eksi, tanjant eksi, kotanjant ise yine eksi bölü artıdan dolayı eksi olduğunu biliyoruz. Yani bu bizim birinci bölgemiz, bu ikinci bölgemiz, bu üçüncü bölgemiz ve bu da dördüncü bölgemiz. Dolayısıyla bu tarz işaret sorularında birim çember şu şekilde hemen kağıdın sorunun yanına çizip rahat bir şekilde işaretlerini kontrol edebiliriz. Bakalım. 225 derece. 225 sinüs 225. 225 derece arkadaşlar 180 ile 270 derece arasında. Yani 3. bölgededir. 3. bölgede sinüsün işaretine bakalım. Eksi. Kosinüs 150. 150 derece 90 ile 180 arasında. Yani 2. bölgededir. 2. bölgede kosinüsün eksi olduğunu biliyorum. Tanjant 200 yine 180 ile 270 derece arasında olduğu için 3. bölgededir arkadaşlar. 3. bölgedeki bir tanjantın işaretinin artı olduğunu biliyoruz. Yine birim çembere bakarak bunları söyleyebiliyoruz. Kotanjant 350, 350 derecede 270 ile 360 derece yani 4. bölgededir. 4. bölgede kotanjantın işaretinin eksi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sıralamaya baktığımızda... <laughs> eksi, eksi, artı, eksi olacak şekilde A seçeneğini buluruz. Arkadaşlar cevap anahtarında A'yı işaretleyebiliriz. Evet şimdi ise A, B ve C olduğuna göre A, B, C arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Biraz önceki birim çemberi çizmiyorum. İşaret konusunda sıkıntımız yok. Önce işaretleri yazacağız. Daha sonra da kendi arasında sıralama yapacağız. Ama bu tarz sorularda İşimiz şu arkadaşlar. Birbirine dönüştürerek önce yani sinüsü kosinüse veya kosinüsü sinüse tanjant varsa kotanjant varsa onları birbirine göre dönüştürmemiz gerekiyor. Önce işarete bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci bir önceki sorumuzdan hatırlıyoruz. Sinüs ikinci bölgede artı olduğu için buranın işareti artı. Kosinüs 130. Kosinüs 130'un bakalım 130 derece ikinci bölgede eksi olduğunu biliyoruz. Tanjant 65. Arkadaşlar tanjantın özel bir durumu var. Tanjant 45 derece tanjant 45 derece 1 olduğu için tanjant 45 derece. Bu x eşittir 1 doğrusu tanjant eksenimiz. Bu da y eşittir 1 doğrusu kotanjant eksenimiz. 45 derece açı ortayı doğrusudur karede. Çünkü burası bir birim bir birim olduğu için burası 45 derecedir. Ve 45 derece tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar 45'ten büyük değerlerde şöylesine değeri açıyı büyüttüğümüz zaman şuradaki şu açıyı büyüttüğümüz zaman açı büyüdükçe tanjantın büyüdüğünü biliyoruz. Yani 45'ten büyük olan bir açının tanjantı kesinlikle birden büyüktür. E bizim zaten sinüs ve kosinüs fonksiyonları için bildiğimiz bir şey var. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları sınırlı fonksiyonlardır dedik. Eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Yani birden büyük olma şansı yok. Kesinlikle o zaman bir defa işaretini artı olarak yazalım ve şuna bir bakalım. Şimdi C'nin birden büyük olması durumunda C en büyük olduğunu biliyoruz. Çünkü kosinüs ve sinüs asla bir ve üzeri olma şansı, ya bir, bir olur ama birden büyük olma şansı yok arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak beta, ya birbirine dönüştürmemize gerek bile kalmadı. B'nin işaretinin eksi olduğunu biliyorum. O halde artı kaç olursa olsun kesinlikle küçük olduğunda B'nin A'dan küçük olduğunu biliyorum. O halde C'den sonra A gelecektir. Negatif olduğu için en küçüğümüz de B olarak yani kosinüs 130 olarak söyleyebiliriz. Sıralamamızı yaptığımız zaman C büyüktür. A o da büyüktür. B olarak yani cevap anahtarında A seçeneğini rahat bir şekilde buluruz. Sadece şurada bir şey var arkadaşlar. Bunu şöyle bir şey yani sinüsün aynı değerleri yani birinci bölgede için düşünürsek de sinüs eksenimiz biliyoruz ki y ekseniydi. Bakın şurası y ekseniydi. Kosinüs de x ekseniydi. Birinci bölgede açıyı büyüttükçe, dikkat edelim bakın açıyı büyüttükçe sinüsün, yani şuradaki sinüsün büyüdüğünü görebilirsiniz. Yani bizim sıralama sorularında eğer sinüs çıkıyorsa, yani sinüsleri kendi arasında sıralayacaksak, açı büyük olan birinci bölge için konuşuyoruz tabii ki. Açı büyüdükçe sinüs büyür, açı küçüldükçe sinüs küçülür. Kosinüs de bunun tam tersidir. Çünkü açıyı büyüttükçe, yani kosinüs alfa burası iken, açıyı büyüttükçe dikkat ederseniz kosinüs gitgide küçülmeye başlayacaktır. Dolayısıyla birinci bölge için eğer açıları birinci bölgeye özdeşlerini taşırsak birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs büyüyor. Açı büyüdükçe kosinüs tam tersi olarak küçülecektir. Dolayısıyla aynı türe dönüştürüp kendi arasında sıralama yapabiliriz. Ama burada işaretlerden dolayı Eksi ve artından dolayı sıralamamıza gerek kalmadı. Eksi her zaman en küçük olacaktır arkadaşlar. Cevap da A seçeneği çıkıyor. Evet 7. sorumuz. Bir özdeşlik sorusu. Sinüs aşağıdakilerden hangisi? Sinüs alfa eksi 3 pi bölü 2'ye özdeş değildir. Şimdi özdeşlikte şöyle bir ifade var arkadaşlar. Önce bölge sonra verilen fonksiyonun işareti en sonunda isim değiştirip değiştirmemesi. Biz bölge, işaret, isim olarak söyledik. İsim değiştirmede şuradaki radyan cinsinden verilen İfadeye bakıyoruz. Tam sayı olursa isim değişmez. Rasyonel sayı olursa isim değiştireceğiz. Yani sinüse, kosinüse, kosinüse, sinüse. Tanjansa, kotanjanta, kotanjansa, tanjanta dönüşecektir. Ama burada bir özel durumumuz var arkadaşlar. Biz bu ifadenin negatif olduğunu, çünkü alfa eksi 3 pi bölü 2 negatif bir ifade. Arkadaşlar negatifle uğraşmak istemiyoruz. Biz Esas ölçünün negatif olamayacağını biliyoruz zaten. Onu dersi anlatı, konu anlatımında bahsetmiştik. Esas ölçü negatif olamaz. Dolayısıyla bir 360 eklememiz gerekiyor. Yani ben önce sinüs alfa eksi 3 pi bölü 2'ye alfa eksi 3 pi bölü 2'ye getirip bir 2 pi eklemek istiyorum. Yani 360 ekleyip aslında esas ölçüsünü pozitife yani esas ölçü negatif olamayacağı için pozitife dönüştürüyorum. Buradan işlem yaptığımda sinüs Bakın burada topladığım zaman bu ikisi topladığım zaman pi bölü 2 kalıyor. Pi bölü 2 artı alfa kalıyor. Pi bölü 2 artı alfa ikinci bölgede. İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs artıdır. Rasyonel olduğu için isim değiştirilir. Yani sinüs kosinüse dönüşür. Kosinüs alfaya eşittir. Yani bana soru içerisinde verilen ifade kosinüs alfa. Aşağıdakilerden hangisi kosinüs alfaya eşit değildir ya da özdeş değildir demiş. Şimdi A şıkkına baktığımda zaten kosinüs alfa sıkıntımız yok. Şimdi şuraya bakalım. Hatta yani hızlı bir şekilde gidecek olursak ben burada bir eksi bakın eksi negatif olamaz 2 pi eklediğim zaman şurası eksi sinüs 2P 2 pi eklersem 3 pi bölü 2 artı alfa dönüşür burası. 3 pi bölü 2 artı alfa. Dördüncü bölgede sinüs eksidir. Bakın dördüncü bölgede sinüs eksidir. Bir de eksi burada var artı oldu. Rasyonel olduğu için isim değiştirdi. Kosinüs alfa. Bakın hemen bunda kosinüs alfa olduğunu bildiğim için bunu da eledik. A şıkkını zaten elemiştik. Şimdi açıkçası şurada ben dikkatimi çeken bir husus var arkadaşlar. Şimdi ben isim değiştirip değiştirmemesine baktığım için şuraya 2 pi var. Yani tam sayı. Yani bu ifade kaçıncı bölgede doğrusu olsun isim değiştirmeyecek. Yani sonucun sinüs olduğu garanti arkadaşlar. Sinüs olduğu garanti olduğu için D şıkkı kosinüs olma ihtimali yok. Zaten burada da yine aynı şekilde 2 pi eksi alfa dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs artıdır. 2 pi olduğu için isim değiştirmez. Dolayısıyla buranın kosinüs alfa olduğunu biliyoruz. E şıkkı da elinecektir. Yine burada ikinci bölge 180 eksi alfa ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüs eksidir. Bir de başta bir eksi var. O zaman artı oldu isim değiştirmez. Tam sayı olunca isim değiştirmeyeceğiz. O halde kosinüs alfa. Yani B şıkkının da kosinüs alfa olduğunu biliyoruz. D şıkkının özdeşi sinüs alfadır. Dolayısıyla D şıkkı verilen ifadenin özdeşi olamaz arkadaşlar. Şekilli bir soruyla karşı karşıyayız. 8. sorumuz arkadaşlar. Şekilli bir soru da diyor ki ABC bir üçgen hem de bir dik üçgen. AC dik BC, CD dik AB. CD eşittir 1 olduğuna göre CAB alfa DB'nin DB'yi bilmiyoruz arkadaşlar. X diyelim. DB'nin alfa cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş arkadaşlar. Şimdi bu aslında şekilli sorularda geometrik bilgi. Yani geometrik bilgide de ben aklıma ilk gelen şey benzerlik. Sebebi nedir? Birden fazla diklik varsa benzerlik vardır şeklinde düşünüyorum. Burası alfa ise şuraya bir beta diyeyim. Alfa artı beta 90 olduğu için mecburen buraya alfa diyorum. Ve mecburen buraya da beta diyorum. Arkadaşlar ben şuradaki açıyla ilgili yani sadece açının karşı bakın dikkat edin karşı biliniyordu. Ama işin içinde x diğer üçgende. Yani ben bu açıda verilen ilk baştaki alfa pek işime yaramadı. Ama şu üçgene baktığımda işin içerisinde x var. Dik kenardan birinde x var. Bir de bir sayımız var. 1 açımızda bu üçgene ait bir açı. O halde şöyle bir bakalım. Şimdi işin içinde x olacak şekilde. Alfa'nın neresi biliniyor? Karşısı. Karşı bölü komşusuna bakalım. 1 biliniyor. Karşı bölü komşu diyelim. Karşı bölü komşunun tanjant olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani tanjant alfa eşittir karşı bölü komşu. Alfa'nın karşısı x dedik. Yani tanjant alfa x'tir. Kotanjant da şey komşusu da bir olduğunu biliyoruz. Bakın alfa'nın karşısı komşusu. Yani tanjant alfa eşittir x bölü 1 çıktı. Yani 1'i almamıza gerek kalmadı. Payda da 1 var. O zaman x eşittir tanjant alfa. Şıklara baktığımda D şıkkının tanjant alfayı çok rahat bir şekilde görmüş oluruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar kısa bir aradan sonra sorularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.